Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir öğrenci hareketliliği getirmişti. Ve burada ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü'nün 150 tane üyesi vardı. Az olmasına rağmen etkinliği ve önderliği ele geçirdi ve böylelikle bütün okula yaygınlaştı. Ve katılımı yüksek bir etkinlik sistemi kuruldu. İlk kez ODTÜ'de forumlar ortaya çıktı. Yani forumlar son derece demokratik bir ortamdı. Tabii, çok demokratik. Evet, bütün öğrenciler sorunlarını getirip tartışıyorlar. Evet, burada tartışabilir, kimsenin sözü kesilmiyordu, evet. Kimseye fiili müdahale yapılmıyordu. Herkes görüşünü çok açık bir şekilde söyleyebiliyordu ve daha sonra alınacak öneriler karşısında alınacak kararlar oylama sonucu alınıyordu. Evet. Ve oylama daha fazla oy alan görüş uygulanıyordu ve bütün okul buna uyuyordu. Evet. Kaldı ki bir fikir açısından da demokratik bir ortam vardı. Alparslan Türkeş'inden Beyce Boran'ına kadar, Aziz Nesin'den Bülent Ecevit'ine kadar çok farklı siyasi görüş sergileyen siyasetçiler ODTÜ'de tartışılabiliyordu. Çünkü biz şunu düşünüyorduk. Biz haklıydık, bizim fikirlerimiz doğruydu ve fikirlerimiz üstündü. Onun için fikir tartışmasından hiçbir zaman kaçınmadı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri. Ben ODTÜ mezunlarının 50. yıl dönümüne gittim. Orada şirket sahibi olmuş mühendisler hepsi sevgiyle anıyor bu dönemi. Yani diyor bu dönem bizim bilinçlenme, kendi küçük dünyamızdan çıkıp Türkiye'yi, dünyayı öğrenme şeysi. Yani bazıları sol görüşlü olmasa bile çok yani aziz bir şekilde anlıyor. Demek hakikaten ODTÜ dev genç, yani geniş kitleleri bilgilendirme, demokratik bir tartışma ortamına sokmada çok başarılı olmuş. Evet, başarısı zaten ilk kez Türkiye'de 68'in etkisiyle. Yalnız burada şunu özellikle belirtmek istiyorum, özür dilerim. Hep Türkiye'deki öğrenci hareketlerini dünya 68'iyle bağdaştırmak isterler. Evet. Halbuki Türkiye'deki gençlik hareketleri ta 60'lardan başlayan, hatta çok eskiden başlayan bir... Kurtuluş Savaşı'nın altından 60 itibarına kadar tabii. O dönem. Tabii bu forumlarda sadece öğrenci sorunları değil, yurt sorunları da tartışılıyordu. Dönemin önemli olayları konu oluyor. O önemli olaylara karşı alacağımız tepkiler de tartışılıyordu. Bunlardan birisi Sürün Süven sanıyorum Amerika'dan geldi. Onun protesto kararı alındı ve o protesto edildi örneğin. Tabii bütün bunlar tartışılırken şunu gördük. Birlikte şunu fark ettik ki, yani biz burada sorunları kendi aramızda tartışmamız kimseyi rahatsız etmiyor. Yani bu sorunlar bizim çözeceğimiz sorunlar değildi. Bir nevi üniversite fil dişi kılığı oluyor her şeye rağmen. Evet. Ne kadar uğraşsan yani da dışına çıkabiliyoruz. Biz bu toplumun en şanslı çocuklarıydık. Tabii. Ve tabii. Bize gerçekten iyi bir eğitim de verdiriliyordu. Tabii. Yani Amerikan Üniversitesi olmasına rağmen belki tabii. De onun etkisiyle biz kendi deneylerimizi kendimiz, kendi deney tezgahımızda, cihazlarımızda yapacak kadar bir lüks tabii. İçerisindeydik. Tabii. Onun için asıl bu sorunların yükünü taşıyan işçilerle, köylülerle, topraksız köylülerle özellikle bağ kurmamız gerektiği fikri bizde yaygınlaştı. Evet. Evet. Ve bu nedenle ciddi bir program hazırladık. Evet. Bu programlarla biz yaz tatillerimizden fedakarlık ettik. Yazın bir program dahilinde arkadaşlarımız Anadolu'nun her tarafına yayıldılar. Evet. Bir köy çalışması yapıldı. İlk kez ODTÜ'de başlatılan bir köy çalışması yapıldı. Ve burada da bir bilinçli uygulama yapıldı. Önce gidilecek yöreler hakkında bilgiler verildi, seminerler yapıldı. Neler isteyeceğimiz, nasıl davranacağımız şeklinde bize bilgiler verildi. Biz giderek oradaki çalışmalarda raporlar getirdik. Bir nevi parti gibi, yani siyasi parti gibi planlı, örgütlü ve bilinçli bir şekilde bir köye, kırsal alana yayılma başladı. Evet. Bence Hakim Sıdıkçı'nın en tehlikeli buydu. Evet, evet, fil dişi kulesinden evet, imtiyazlı evet. Gençler çıkıyor, tabii o, halkın arasına karışıyor. Bu çok tehlikeli bir dönemdi bence şimdi Hakim Sıdıkçı'nın. Evet, tam da bu noktada zaten bir bize önce bunlar nasıl olsa bizim çocuklarımız mezun olduktan sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Unuturlar bu siyasi görüşleri. Evet. Evlenirler, yani, para yapmaya başlarlar. Biraz da sempatiyle bakar. Evet. Kendi eğitimlerinin sonucunda böyle işte parlak bir takım işler yapan, güzel konuşan insanların yetişmesi. Mesela Sinan Hoca korkunç güzel evet, konuşuyordu. Evet. Birkaç dili falan bilirdi. Tabii onu da yeri gelmişken anlatayım.
İngilizce konuşmamaya gayret ediyorduk. Bir de öyle bir ulusal tepki beliriyordu İngilizce derslerinde, Türkçe. O öyle bir olaylardan birisinde Sinan Hoca'ya şeyi sordular. Yani sen İngilizce bilmiyor musun? Niye konuşmuyorsun? Hiç mi İngilizce öğretmediler diye esprili bir şekilde sorunca cevabı muhteşemdi. Evet, bize ben İngilizce 3 kelime öğrendik. Potti'de bize 3 tane kelime öğrettiler. Yankee go home. Başka bir şey bilmiyoruz. Evet. Şimdi bu köy çalışmaları, köylerle ilişki, fabrikalarla ilişki, ODTÜ FKF'ye katılıp, FKF Devgenç'e dönüştükten ve bizim de İrfan'la benim de yürütme kurulundan girişimizden itibaren Devgenç'in de bir programı oldu. Köy çalışmalarını ODTÜ'nün dışında Devgenç, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bafa Gölü, Alaçam, Elmalı, tabii, bütün buralarda tabii. Ve o hale geldi ki nerede başı sıkışan bir köylü, bir yoksul varsa Devgenç arar hale geldi. Evet. 60 hareketi ağırlıkla şehir hareketleri, İstanbul, Ankara Üniversite Gençliği hareketleri. Ama 68'de gerçekten köylere ve yani daha sonra da işçilere, 16 Haziran'da da işçi sendikalarına ulaşılmaya başladı. Bunlar tabii bütün tehlike alanlarını çalıyordu tabii Türkiye'deki bazı sağ görüşlü olanlar için. Bu büyük bir alarmdı esasında. Tabii işte, tam da şimdi onu anlatacağım. 68'in etkisi de oldu bizim üzerimizde. 68. Ha, Dünya Gençlik Hareketi. Tabii Dünya Gençlik Hareketi. Dünya Gençlik Hareketi. Amerikan gençliği bile ayaklanmıştı. Tabii. Fransız gençliği ayaklanmıştı. Amerikan gençleri vuruluyordu. Yani Kent Üniversitesi'nde savaş karşıtları çocukları vurdular. Evet. Amerikan ordusunun marineleri vurdu çocukları. Evet. Yani bunda o zaman Ho amcamızın, bizim Ho amca diye çok sevdiğimiz Vietnam Ulusal Kurtuluş Partisi'nin ismini sonra o şekilde değiştirmişlerdi. Başkanı Ho Chi Minh önderliğindeki Vietcong gerçekten güçlü, dev, yenilmez ejderhaya büyük darbeler vuruyordu. Evet. Amerika bir avuç Vietcong'un karşısında çaresiz kalmıştı. Evet. Hem kendi halkından hem dünya kamuoyundan büyük tepkiler oluyordu ve Amerikan karşıtlığı Türkiye'ye de gelmişti. Ya yani anti-emperyalist bir bilinç gelişmesi olmuştu. Bu nedenle Amerikan, anti-Amerikan gösteriler de Türkiye'nin her tarafında Devgenç'in önderliğinde başlatıldı. Ağırlıkta 6. filo İstanbul'da çok güçlüydü tabii. Evet. 6. filo limanlarımıza gelmez duruma sokuldu. Evet. Özellikle deniz o uzun boyuyla İstanbul'daki arkadaşları acitesiyle götürdü ve öyle bir hale gelmişti ki İstanbul'daki devrimci gençler denize atacak Bahriyeli 6. filo eri ararken onlar da kaçacak delik arıyordu. Yani artık gemilerden inemez olmuşlardı ve belirli bir dönem sonra da Türkiye'ye gelemez olmuşlardı. Bu büyük savaş gemisi politikası emperyalizmin her zaman yani en eski politikasıdır. İngiltere Afyon almak istemeyen Çin'e donanmasını gönderir ve bombalar limanı ve Afyon'u satmaya devam eder. Yani bu İngilizcesi züppecesi diyeyim gunboat policy Türkiye'de bitti yani Gençlik Hareketi bitirdi bunu. Evet. Şimdi tabii bu rahatsız, sizin de dediğiniz gibi rahatsız etmeye başladı hakim sınıfları. Yani artık biraz deli gençlik onların tabiriyle. Evet. Sonuçta kendi çocukları kendi koydukları sınırların dışına çıkmışlardı. Evet, üniversite içerisinde fikir tartışması elbette olabilirdi onlar için. İstediği gibi tartışabilirlerdi. Ama sokağa ve halka bunu yansıtmak onlar için son derece zordu. Özgürlüğün de, demokrasinin de, düşünce özgürlüğüne bir sınırı vardı. Yani eğer sizi onları rahatsız eder bir şekilde gelirseniz onlar da size karşı acımasız davranırlardı. Evet. Önce gençliği kendi içerisinden bölmeye çalıştılar. Alparslan Türkeş, SİHA'da yetişmiş, Amerika.